E o zaman herkes hazırsa hazırız değil mi? Valla ben çok yayına. hazır değilim ya. Öyle Nasıl mi? mi? az sonraları izledim ciddi bunu söylüyorum çok hazır değilim yani göreceğim şeyler. Evet. Hmm. İkinci kısmını da bir gör istersen daha neler var? İkinci kısımda inşallah güzel şeyler Görürüz de biraz Çok, çok güzel şeyler var. Yeliz var bize sallamıştı bir sürü. Aa, bir bakayım. Peki neler var? Ne dikkatinizi çekti? Sen Yeliz Yeşilmen herkese tek tek cevap vermiş önce. Dün evet. biz yayında konuşmuştuk. Aha. Değil mi? Ee, izlediniz mi onları? Ben izledim beğendim hatta. Like yaptım. Like yaptım. Evet, hmm. beğendim. Ee, ya yani kendi görüşü şimdi tabii ki öyle bir durum var ki hepimiz için geçerli. Ben de hani bu masada değilken karşı taraftayken cevap hakkı bana da veriyordunuz. Ee, şimdi de onun cevap hakkı, o da cevap hakkını kullandı. E şimdi de sıra bu tarafa geldi. Bu taraf bakalım ne diyecek. Hmm. E tabii ben de cevap hakkı da olması yani cevabını kendi sayfasında vermesini çok doğal karşılıyorum ama ne söylediği önemli. Yani o ne söylediğini tabii bakacağız. Fakat bu astronların ilk kısmında mı diye Yeliz? Yoktu galiba var mı? Yok. Evet. Var mıydı? Yoktu ya. İkinci Şimdi kısmı. gelecek evet. kısımda var. Ben önceden evet. size söyleyeyim dedim. Yeliz Yeşilmen de gündemin önemli konularından biri söylemezsem olmaz için. Çünkü üçünüzü de tek tek ismiyle. Öyle, öyle, dediğiniz için <laughs> e, Yeliz de diyor ki benim üzerimden reyting peşindesiniz. <laughs> <5 'im gülüyor> Ay bugün reytingleri patlatacağız Yeliz ya, Yeşilmen. Ama yani her gün Onu Yeliz söyleyeyim. Yeşilmen bugün hani Allah için ne yaptın yerine bugün Yeliz Yeşilmen için ne yaptık durumu söz konusu mu? <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Bir arada Gülben öyleydi. Yani e, kim malzeme veriyorsa Maalesef bu iş böyle Yeliz'cim biliyorsun. Kim malzeme veriyorsa bu masalara onlar yatırılıyor, onlar konuşuluyor. E, Gülben Ergen şu an malzeme vermiyor, durdu. E, Yeliz veriyor, Yeliz'le devam ediliyor. Bu kadar basit. Yani yarın bakalım kim malzeme verecek, onunla devam edilecek. Magazin dünyası her gün değişiyor. Sen daha iyi biliyorsun. Biz evet, de daha bir açıklama Biz oluyor gerçekten ya. Benim reytingim var, benim reytingim için işte sanki hiç ortada bir şey yok da dediğin gibi. Yani ortaya bir, bir haber Biz reytingi için alıyoruz, insanlara bir şey yapmaya çalışıyoruz. Öyle değil. Bu masalarda konuşulmakta bu insanlara artı çok dönüyor değil mi Ali abi? Ya ben Madem, yani öyle, yapımcımız e, Bilal eninde sonunda e, atletli adamdan ya dayak yiyecek ya bacağından vuracak onu. Tövbe Ona tövbe doğru gidiyoruz yani. Öyle tehditler mi var? Ya zaten ilk günden e, yani yemin ediyorum bana öyle küfürler, hakaretler etse biri e, o. Mezarda ben hapisteydim şimdi. Allah korusun Yemin Allah canım. Allah korusun. Yemin ediyorum. Savcılık e, bu Hiç işler yani, için en güzel merci yani. Vallahi onları savcı e, genelde tutuksuz yar yargılamak üzere serbest bırakıyor. Davet ama varsa böyle bir suçu çok tutuksuz yargılanmıyor. Zaten anne abinin anlattığı şeyde tabloda savcı karar vermiş ben içerideydim diyor. Yani <laughs> hakim kararını vermiş artık daha savcılıktan iş. <laughs> Şimdi işin şakası bir yana hemen belki yani, bilmeyenler için yapıyorum anlatanım. yani. Tabii, e, tabii tabii anlıyoruz. Ne kadar ağır galiz küfürler ettiğini e, duyduğum için telefonda e, yapımcıya tabii ucu bize de değiyor ama evet. bize e, bize bayağı değdi ucu da. Evet. Ya olayı tam bilmeyenler için evet, küçük tam bir özet yapalım. geçelim. Sevgili seyircilerimiz e, biliyorsunuz Yeliz Yeşilmen daha vel e, eşinin atletli fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine ekrana gelince burada yorumlar yapıldı vesaire. E, atletli beyefendi gerçekten ismini bilmediğim için atletli diyor. Ali Uğur Akbaş. Ali Uğur Bey efendi. Yapımcımızı arayıp ağzı alınmayacak küfürler hakaretler etti. Tehditler de etti. Sanki bir tek biz konuyu görmüşüz ha, gibi. Evet. Herkes işledi. Herkes değilmiş. de işledi yani. bunu işlenmeyecek gibi de bir konu değildi. En başta Deniz Akkaya değil mi sayfasına paylaştı. Sonra bizim dikkatimizi çekti vesaire. Yani bu konulara da biz karar vermiyoruz. Editörler ve yapımcı karar veriyor. Ekrana geliyorlar. E, biz burada hani ben birazcık daha ünlülerin tarafında olmaya çalışıyorum. Kim zaman olamıyorum. Neyse e, ve ondan sonra o küfürlerden sonra şu an iş savcılıkta. Bravo. Çünkü bize de hakaret edildi. E, beyefendi tarafından, Yeliz Yeşilmen'in kocası eşi tarafından e, yapımcımıza çok ağır tehdit, şantaj, hakaret her küfür, şey var. Tehdit, ölüm tehdidine varacak kadar evet. artık e, hani bütün yakınlarına, her sülalesine Diyeceğim, Neyse, ona rağmen yapımcımız ya. işini yapmaya devam ediyor. Bilal evet. gitti, şeyi çıkardı, soy ağacını çıkardı. Kimlere kadar gidiyor bu küfür? <laughs> <laughs> Peki, ee, işin şakası bir tarafta, bir taraftan da böyle bir süreç işliyor. Evet, Bir süreç evet, işliyor söyleyelim. ve ona rağmen Bilal yapımcımız işliyor. işini yapmaya devam ediyor. Ee, hiç kimsenin tehdidi, şantajı vız geliyor gördüğünüz gibi. Çok tehlikeli bir adam. Şimdilik sağ salim yani. <laughs> Şu an şimdilik çok şimdilik sağ salim. Peki, evet. <laughs>